Merhabalar. Bugün 21 Mart 2021, Nevruz, baharın geldiği, doğanın uyandığı gün, çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Erdoğan atmış. Bugün aynı zamanda Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanıyor. Hem bu vesileyle Erdoğan hocamızla ormanların hayatımızdaki yeri dünyamızdaki yeri üzerine bir söyleşi yapacağız. Bu söyleşiyi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu ...Yürütme kurulu üyesi. Ben Doktor Haluk Çalışır ve arkadaşım Doktor Selin Çakmakçı bu söyleşiyi birlikte yapacağız. İzninizle ben önce Erdoğan hocamı takdim etmek isterim. Biz kendisini çok iyi tanıyoruz gerçi ama sizlerin de bilmeniz açısından. Hocamız 92 yılında e, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği e, Fakültesinden mezun olmuş. Yine aynı bölümde e, yüksek lisans yapmış. Yüksek e, lisans dedi de bugünler için çok sıkıntılı olan o dönemlerde yayla turizminin altyapı sorunları üzerine yapmış e, tezini. E, daha sonra İstanbul Üniversitesi e, Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalında Ormancılık Politikası Programı'nda e, başlamış doktora çalışmasına ve 98'de e, tamamlamış. E, bu da doktora tezinin konusu da Barton'da ormancılık ve toplumun ormandan beklentileri e, karşılama düzeyi üzerine olmuş. Daha sonra Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi de ormancılık fakültesine girmiş. Orada araştırma görevlisi olarak e, çalışmaya başlamış. Sonra bu üniversitede doçent olmuş. Üniversitenin e, bu bölümünün Barton Üniversitesi'ne olması nedeniyle de bütün akademik hayatını e, orada devam etmiş hocamız. Hocamızın ormancılık politikası, ormancılık yönetimi, orman toplum ilişkileri, ormancılıkta katılım, orman çevre ilişkileri, ekoturizm, doğal kaynak yönetimi, ormancılıkta kadın, ormancılık kooperatifleri, kent ormanları, korunan ormanlar gibi konularda yurt içinde ve yurt dışında ...yaklaşık 120 aşkın e, makale, kitap ve yazısı bulunmakta. Hocamız sadece masa başında oturan bir akademisyen değil... ...gerçi ormancılar e, herhalde masa başında pek oturmaz ama... ...hocamız biraz da e, topluma karşı da hizmet sunan bir e, yapısı var. Türkiye Çevre çevre Platformu'nun e, kurucusu. Batı Karadeniz Çevre Platformu e, kurucusu ve delegeliğini yapıyor. Bizim... Ee, çok iyi bildiğimiz e, Amasra'ya yapılmakta olan e, kömürlü termik santraline karşı kurulmuş olan e, ve çok başarılı çalışmalara imza atmış Bartın platformu kurucusu ve yürütme kurulu ve aktivisti kendisi de e, biz de kendisini oradan e, tanımıştık. E, yine e, Orman e, Mühendisleri Odası üyesi e, Bartın Eğitim Kültür Derneği Başkanı ve Yardımcısı kendisi ayrıca Avrupa Birliği. Host PP 1204 Yeşil Yapılar ve Kent Ormanları Görev Grubu'nun da yönetim kurulunda ve Dünya Gıda Örgütü Akdeniz Çalışma Grubu Kent ve o Kent Çevresi Orman Çalışma grubunda da öğretim üyesi. Hocamızı anlatmaya şeyimiz yetmeyecek. Ben sözü... Ee, eş başkanım, sevgili senin çakmakçıya bırakıyorum soruları sormak üzere. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Ee, şimdi Erdoğan hocama e, basit belki ama e, çok önemli e, bir soruyla başlamak istiyorum. Orman nedir? Ormanın tanımını bizim için yapabilir misiniz acaba? Aslında basit zaman en ama en zor sorudan başladınız. Öncelikle ben teşekkür ediyorum beni. E, buraya bu nazik davetiniz için, ya yani bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size TÜK Toraks Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Ve ormandan bahsediyor olmak benim için ayrı bir şey. Ve ormanı anlatmak aslında en zor şey ama biraz yardım alacağım, bir görselle anlatmaya çalışacağım ormanı izninizle. Orman aslında WWF'in hazırlamış olduğu şu infogram gibi, şu grafik gibi e, anlatması zor olan bir şey. Çünkü orman denince biz ne yazık ki ağaca bakmaktan ormanı göremiyoruz. Yani şu kadar ağaç diktik, şunu yaptık, bunu yaptık, işte ağaç kesildi, şu bu. Ama orman ağaç değil. Orman bir ekosistem. Ormanda ağacın yanında ağaççıklar, çalılar, bitkiler, çiçekler, toprak, su, hayvanlar, böcekler, mantarlar, birçok canlı ve cansız öge var ve bu ögeler bir araya kesinlikle rastlantısal olarak gelmiş değil. Kesinlikle rastlantısal olarak gelmiş değil. O yüzden biz ormandan bahsederken ağaç, bir yerde ağaç gördük orası orman deyip geçiştiremeyiz. Bir yerde hiç ağaç görmeyebilirsiniz ama orası aynı zamanda ormandır. Bir yerde hiç ağaç görmeyebilirsiniz ama orası aynı zamanda orman olabilir. Bu yüzden biz ormancılığı biyoçeşitlilikle birlikte anlatmamız gerekiyor. Orada bulunan hayvanların ve bitkilerin çeşitliliğiyle anlatmamız gerekiyor. Ve ormanlar hiçbir şekilde rastgele bir araya gelen varlıklar değil. Yani ormanlarda bulunan bütün o canlı ve cansız varlıklar arasında bir bağlantı var ve bunlar yüzyıllarca süreyle kendi aralarındaki o iletişimle, ilişkilerle birliklerini var etmişler. Yani ya var olmuş birileri ayakta kalmış diğerleri yok olmuşlar. Hani Nazım Hikmet diyor ya yaşamak bir orman gibi kardeş ve hür bir ağaç gibi tek başına ve bir orman gibi kardeş ve hür diyor ya aslında orman o kadar kardeşçe değil. Çünkü orada bir mücadele var. Hiçbiri birbirini yok etmek için böyle zevk almıyor ama var olabilmek için hayatta kalabilmek için diğerini yok etmek zorunda. Çünkü birinci yılında yerde Bin tane tohum var ama ikinci yılda o bin tane tohum on tohuma, üçüncü yılda o on tohum beş fidana dönüşüyor. O beş fidandan beşinci yılda da geriye sadece bir beş yaşında bir fidan kalıyor. Diğerleri o havaya, o toprağa, o suya uyum sağlayamadığı için ve aralarında en güçlü olan fidan bunlara uyum sağladığı için ayakta kalıyor. Aynısı hayvanlar için de geçerli. Yani o hayvan orada yeterince besin su bulamamışsa orayı terk etmek zorunda ama orada yeterince besin bulabilmişse orada yaşamaya devam ediyor. O da bir zincir var. O zincir ormandaki bu zincirin bir halkası ağaç tabii. Bu zincir koptuğu zaman orası artık o bütünlüğünü kaybediyor, hastalanmaya başlıyor. Mantarlar, böcekler geliyor, başka maddelerden etkileniyor ve zayıf düş duruma düşüyor orman. O yüzden ormanların sağlığını korumak bizim için çok önemli. Yani orman ekosistemdeki yeri e, ne çok güzel anlattınız. Biyoçeşitlilik üzerinde etkileri e, yine ekosistemdeki yeri birazcık daha açabilir misiniz? Tabii. Şimdi e, verilere göre son verilere göre dünya karasal yüzeylerinin e, deki biyoçeşitliliğin yüzde 80'i ormanlarda. Yani ormanlar birçok e, canlı varlık için yani bitkiler, hayvanlar için. Çok önemli bir yaşam ortamı. Çünkü koruyor onları. Ya açıkta bir hayvanı siz, e, yani kolayca avlarlar, saklanamaz ama orman onu saklar. Her türlü varlığı saklar. E, bitkileri de korur. Yani güneş ışınlarından korur, rüzgardan, soğuk havalardan korur. O yüzden birçok bitki ve hayvan kendine yuva olarak ormanı bulmuş. E, dediğim gibi karasal e, biyos çeşitliliğin yüzde sekseni ormanlarda yer alıyor. Bu çok önemli. Ve bu biyoçeşitlilik tabii kimisi nadir türler var, kimisi nesli tehlike altında türler var, kimisi endemik türler var. E bunların hepsini gene orman koruyor. Orman var ediyor bunların hepsini. Bu yüzden biz ormanı sadece bir ağaç olarak alıp işte şu kadar ağaç kestik ama şu kadar alan orman kestik ama şu kadar da milyon ağaç diktik de iş halledemiyoruz. Çünkü o doğal orman sadece ağaç varlığıyla değil o bütünlükle Var. Siz oraya kestiğiniz yok ettiğiniz zaman tekrar aynı yere tekrar filan dikmiş olsanız bile aynı ormanı kurmuyorsunuz. Hatta gelelim iklim değişikliği ile ilgili kısmına gelelim. İklim değişikliğinde uzmanlar şunu söylüyorlar e biliyorsunuz orman çok önemli bir karbon deposu yani ormandaki bitkiler, orman toprağı ve odun ürünlerinden yapılmış e eşyaların hepsi dünyadaki karbonun yüzde otuzunu tutuyor son verilere göre. Yani yüzde otuzu bunlarda. E, o anlamda karbon tutma anlamında e, çok iyi bir noktada ormanlar. Bunu e, korumak için e, çalışıyoruz. Ve uzmanlar diyor ki bu karbon tutma konusunda doğal ormanların yerini sizin ağaçlandırmayla yeni kurduğunuz ormanlar artık sağlamıyor. Yani bu bunu artık karşılamıyor. Siz ya biz bu kadar ağaçlandırma yaptık bakın iklim değişikliğine karşı mücadele ediyoruz diyorsunuz ama yok ettiğiniz... Doğal ormanların sağladığı faydayı bu yeni ormanlar sağlamıyor. Ve ormanlar e, sadece odun ürünü üretmiyor. Sadece odun dışı or, orman ürünü üretmiyor. Ormanların ürettiği ekosistem hizmetleri var. Hepimiz bundan yararlanıyoruz. İşte siz Thorax derneğisiniz. İşte bu havayı temizleyen en önemli faktörlerden biri. Yani bizi koruyan, sağlık açısından koruyan faktörümüz ormanlar. Peki suyu temizleyemede? hizmetinden bahsedersek suyun hem kalitesini arttırıyor hem de e, suyun miktarını arttırıyor ormana su tutuyor sünger gibi suyu emip yeraltı sularına katıyor ve suyun hem kalitesini hem miktarını arttırıyor. Erozyonu önlüyor ormanlar. işte dediğim gibi biraz önce biyoçeşitliğe yuva oluyor, onu koruyor. E, ya siz biyoçeşitlilikten şu anda sağlıkçısınız. Yani şu anda biz insan odaklı bakmak istemiyorum ama insanların kullandığı ilaçların birçoğu işte ormandaki bu hayvan ve bitkilerden elde ediliyor ve şu an keşfedilmemiş binlerce bitki ve hayvan var ve keşfedilmemiş onların işte bu ilaç yapımında insan sağlığı üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. İlaç yapımındaki özelliği var. Bunları henüz bilmiyoruz. Peki hocam dünyada ormanların durumu nedir şu anda? Dünyadaki ormanların durumu aslında pek iç açı değil. Onları da size görsellerle anlatmak istiyorum. Çünkü Bunlar herhalde epey bir aydınlatıcı olacaktır. Dünya ormanlarının durumuna baktığımız zaman son 30 yılda dünya ormanlarının 178 milyon hektar azaldığını görüyoruz. Yani 1990 yılında dünyanın %32,4'ü ormanken şu anda bu rakam %31. Azalıyor dünya ormanları. Azalmakta. Fakat dengeli bir azalış değil bu aslına bakarsanız. Nasıl dengeli bir azalış değil? Şöyle bakalım, aslında dünyanın bazı kesimlerinde ormanlar artıyor, bazı kesimlerinde azalıyor. Yani nerede artıyor? Kuzey Amerika'da artıyor. Nerede artıyor? Avrupa'da artıyor. Nerede artıyor? Asya'nın bir kısmında, o da Çin'de artıyor. Ama nerede azalıyor diye baktığınız zaman, işte Güney Amerika'da azalıyor, Afrika'da azalıyor ve Asya'nın güneyinde azalıyor. Neden? Bu karşılaştırmayı yaptığınız zaman sonuç çıkıyor zaten zengin kuzey ülkeleri ve fakir güney ülkeleri arasındaki ayrımdan kaynaklanıyor. Yani zengin ülkeler şirketleriyle güneye gidiyorlar, onların ormanlarını yok ediyorlar. Çünkü oradaki Afrika'daki ülkeler, Güney Amerika'daki ülkeler ekonomik gelir açısından ormana bakıyorlar ve yöneticileri daha çok ve ormanlarını bu şirketlerin şeyini açıyorlar. Şu veriler bakın Dünya Bankası'nın 2017 verileri bunu açıklıyor. Mesela aşırı boş ülkelerde ormanlar azalıyor. Az gelişmiş ülkelerde ormanlar azalıyor ama OECD ülkelerinde yani kalkınmış ülkelerde ya da Avrupa Birliği ülkelerinde ormanlar artıyor. Yani bunlar Dünya Bankası verileri. Biraz daha gidersek, peki bu azalışın nedenleri ne diye sorarsanız, azalışın önemli nedeni ormanların farklı amaçlarla kullanılması bir. Çoğu öne çıkan madencilik burada. Çünkü şurada bir rakam var, o rakam çok önemli. Mesela diyor ki orman alanlarının o şey sonunda koruma zonunda yüzde 27 oranında yani madencilik faaliyeti var. Yani bir orman alanı 50 kilometre içinde ya yakınında mutlaka bir maden tesisi var. Ormanlar bu şekilde parçalanıyorlar. Bir diğer şey sadece tarımsal üretim demeyeyim ama çeşitli üretimler. Mesela ormanlardaki ormanların alansal olarak azalmasının en önemli nedeni yani orman ağaç örtüsünün yok oluşunun %26'sının nedeni şunlar mesela hayvancılık mesela palmiye yağı üretimi mesela soya üretimi kakao üretimi lastik üretimi kahve üretimi ve lif yonga üretimi. Şimdi burada pardon çok önemli bir şey var. tropik ormanlar Brezilya ormanları hızla kesilip tarım alanına dönüşüyor. Neden? Gıdaya et, ete ihtiyaç var. Bu et üretimi için tamamen e, Amazon ormanlarının çoğunun e, serbestçe açıldığını, daha önce kaçak ama bu yeni yönetim, Brezilya'daki yönetim mesela bunu serbest bıraktı. Ve bunların e, hayvan üreticiliğine ayrıldığını, ya hayvan yemi üretme ya da hayvan otluğa olarak ayrıldığını görüyoruz. Bakın 45 milyon hektar sadece 2001 ile 2015 yılları arasında mı? Çok büyük bir miktar bu. Aynı zamanda palmiye yağı ve soyanın gıda ürünlerinde kullanılmasının bu kadar artması, bütün o sanayinin, gıda sanayisi özellikle bunlara bağlı olması, onlara da alan açmak için, tarımsal alan açmak için yoğunlaşılması. Palmiye yağı ve soya, da buna kakao ve kafe... E, kahveyi de ekleyebiliriz. E, aynı zamanda e, lastik üretimi açısından da önemli ama bunun için lastik üretimi için o ağaçların e, kauçuk pardon kauçuk üretimi için kauçuk ağaçlarının dikilmesi için ormanı yok ediyorlar. Yani bu da 2 milyon hektar kadar bir alan şu an için 2015'e kadar ve bir diğer şey e, yok e, hızlı büyüyen türlerle sırf lif yonga üretmek için, biz lif yonga sanayine hizmet edilmesi için e, lif yonga odun üretimi için yapılan hızlı ağaçlandırmalar, ya yani biz ona plantasyonlar diyoruz. Türkiye'de de son yıllarda yoğunlaştı. Aslında orman değil. Bakın bu tanımlardan da çıkıyor ortaya. Yani ağaçlandırma adına yapılan birçok faaliyetin aslında orman yok edilmek için yapıldığını buradaki rakamlardan anlıyoruz. Biraz daha gidersek dünyadan bahsettik ya. Aslına bakarsanız e, siz diyor bir yeni çalışma... Geçen hafta Guardian gazetesinde yer alan bir çalışma... Nature Sustainability Dergisi'nde yayınlandı. Çok yazarlı bir yayın. Burada e, 2062 tane alanda yapılan bir çalışma. Dünya genelinde yapılan bir çalışma. Diyor ki siz diyor eğer diyor ormanın koruma şeyini... Ekosistem hizmetlerinden işte e, toprak kaymasını önleme ya da... E, e, Gazların e, e, karbon tutma gibi özelliklerini şeyin önüne geçirirseniz tarım ve işte e, tomruk üretiminde karşılaştırdığınız zaman ekonomik olarak bile siz ormanı olduğu gibi bırakırsanız daha karlısınız diyor. Yani bırakın ormanları e, madencilik için kullanmayı, hayvancılık için, tarım için açmayı. Siz diyor bunlar hiç dokunmazsanız daha karlısınız diyor dünyada bu çalışma. Yani ormanların neden korunması gerektiğini bize... Anlatan önemli çalışmalardan biri olduğu için burada örneğini aldım. Yani bunlar bile dünya için birkaç örnek çünkü süremiz sınırlı olduğu için görselleri de böyle sınırlı olarak seçtim. Aslında saatlerimiz olsa bunları çok daha ayrıntılı konuşabiliriz. Hocam biz de zaten bunun için hep işte Cerrah Tepe olsun, Kaz Dağları olsun hep şeyi söyledik. dernek olarak da, bireysel olarak da Cerrah Tepe'nin üstü, altından değerlidir diye söyledik. Aslında tabii bütün bu mücadeleler bir e, altın madenine karşı olmak gibi düşünülüyor ya da altın madeninin çıkaracağı siyanür havuzları gibi düşünülüyor. Evet bunlar çok gerçekten ekolojik sistem için çok zarar var. Ama bütün bu ormanların kesilen binlerce yıl içerisinde, yüzlerce yıl içerisinde oluşmuş ormanların ekosisteminin de aslında hepimizin sağlığına, yaşam kalitemize ve bizim ülkemizin coğrafyasına çok önemli katkıları var. Bizde durum nedir hocam? Sürekli çünkü bir yerlerde ağaçlar kesiliyor, yangınlar çıkıyor, ormanlar yakılıyor deniliyor. Ne dersiniz bu hem de bu Ormancılık Günü'nde Türkiye'ye de önemli kutlanan bugün için? Evet. Çok haklı dediniz. Yerin altındaki, yerin üstündeki yerin altından değerlidir. Yerin altındaki ürünü bir kere alıyoruz ama yerin üstünde her an, her saniye, her gün, her yıl ürün alıyorsunuz. Havayı temizliyor. Sağlığımız için önemli. Suyu temizliyor, erozyonu önlüyor. Her an bize fayda sağlayan bir o önemli faydadan vazgeçip doğal ormanı yok edip oradan yerin altında bir kere çıkardığımız ve bir şirketin işine yarayacak bir işe başvurabiliyoruz. Türkiye'den bahsedersek Türkiye'de alansal olarak ormanlar artıyor. Yani dünyadaki orman arttıran e, ülkeler arasındayız. Ama biraz tartışmalı bir konu. Yani özellikle son yıllarda çalışmaların bir kısmını bu konulara özellikle ayırdım. Yani yaklaşık 10, 12, 13 yıldır bu konuları değişim nedir? Acaba gerçekten ormanlar artıyor mu? Neden artıyor? A, yani yoksa azalıyor mu? Bunları sorguladık. Bakın onları da size görsellerle anlatmak istiyorum çünkü. Ee, önemli şimdi Türkiye'de ormanlar artıyor ama nasıl artıyor yani biz bir çalışma yaptık bunu iki yıl önce yayınladık yanılmıyorsam ee, çalışma arkadaşım Hikmet Batuhan Gülşen'le bu çalışma Türkiye'deki alansal orman artışının ülkede geçerli olup olmadığıyla ilgili bir çalışma ve şunu bulduk bakın Şimdi Covid'de de böyle kırmızılar var şeyde pandemiyle ilgili. Biz de bu kırmızıları daha önce koymuştuk. Şimdi kırmızılar ve yeşillerimiz var. Arada bir de iki tane turuncumuz var. Türkiye'deki 81 ilçede iki ilde yani 2005 ile 2015 yılları arasında orman alanının hiç değişmediğini bulduk. Ve bu illerden ama 19 ilde orman alanlarının azaldığını 60 ilde ise arttığını bulduk. Şimdi bu bizim bulduğumuz bir şey değil rakamlar. Bunlar Orman Genel Müdürlüğü'nün o yıllarda yayınladığı resmi rakamlar. Biz ayrıca bir şey bulmadık. Biz sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına naz Ama dikkatimizi ne çekti? Yani haritaya bakınca bu görünüyor zaten. İst kars'a istisna olmak üzere bir de orada Adıyaman var. E, orman azalan iller, batıdaki iller. Batıdaki iller hangi iller? Nüfus alan iller değil mi? Göç alan iller, şehirleşen, hızla şehirleşen, çarpık şehirleşen iller. Diğerleri ise yeşillerse göç veren, ha bir de göç veren iller. Zaten bu bizim iddiamızdı. Yani doktora tezimde de bunu yazmıştım. Yani kırsal alanda nüfus azaldıkça ne oluyor? İnsanların tarlayla ilişkisi kopuyor, tarlasını terk ediyor. Ormanla ilişkisi kopuyor, ormandan artık yakacak odun alması gerekmiyor. Evini yapması için odun alması gerekmiyor. Ormanda hayvan otlatması gerekiyor. Bu alanı terk ediyor. E terk edince ne oluyor? Kırsal alanlarda kırsal alanlarda orman alanları artıyor. Yani o terk edilmiş tarım alanları ormana dönüşüyor. Ama o nüfus batıya yani şehirlere yoğunlaşın ne oluyor? Yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç var. Yine yerleşim alanları için yollar, binalar yapmak gerekiyor. O için ormanlara yerleşimler arttı. Ve işte o yüzden bu gördüğünüz işte İstanbul Marmara bölgesi üç il hariç hepsinde ormanlar azalıyor. Nüfusun en yoğun olduğu bölge. Yani bunu anlatmaya çalıştık. Yani siz şehri kurmak için, ya binaları, yolları, köprüleri yapmak için neye ihtiyacınız var? Çimentoya, demire, mermere, alçıya ihtiyacınız var. Bunu nereden karşılayacaksınız? E bunu da çevredeki ormanlardan, ağaçları keseceksiniz, birazcık madencilikten bahsettik ya, o malzemeyi oradan çıkaracaksınız. Yani bu nüfus değişimi, bu demografik değişim ülkede, Böyle bir sonuç çıkardı. O yüzden biz şimdi kalkıp gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla bizim ormanlarımız artıyor. Oh ne güzel. E ya, diyemeyiz çünkü ormanlarımızda tehlike var. Kırmızı ışık veriyor. Biz bunu uyardık. Bakın ormanlar yani bütün ülke genelinde artmıyor. Artışın nedeni de ağaçlandırmalar değil hatta. Artışın nedeni ormanların doğal olarak yenilenmesi. Yani terk edilen tarım alanları, o terk edilen tarım alanların geçmişte mutlaka ormandır ekolojik olarak. İşte o alanların tekrar ormana dönüşmesidir demiştik. Bakın İstanbul'da da böyle bir şey var. Değişimi biraz daha özele getirirsek azalıyor. Bir başka çalışmamız diğer çalışma arkadaşlarımla Serhat Cengiz ve Sevgi Görmüş'le yaptığım çalışmada 84 ile 2017 yılları arasında karşılaştırdık. Burada tarım alanları İstanbul'da %31'den %23'e düşmüş. Orman alanları %56'dan %49'a düşmüş. Ama yerleşim alanları yerleşim alanları feci artmış. Üç katı derecede artmış. Yüzde dört. 181'den %13, %64'e çıkmış. Sadece yerleşim alanları değil, madencilik ve inşaat alanları, ulaşım ağı, üstü işte su kaynakları da böyle kat kat artmış. Yani İstanbul'daki ya bu bu çalışmada ayrıntısını anlattık tabii. Yani İstanbul'daki bu nüfus artışı ve yayılmanın şehri nasıl bitirdiğini, şehrin ormanlarını, şehrin yeşil alanlarını, tarım alanlarını nasıl bitirdiğini, tarım alanlarını bitince İstanbul'un nasıl beslenemediğini, nasıl besin fiyatlarının, gıda fiyatlarının arttığını da işte bu değişimden anlayabiliyoruz. Tabii neden iddia ettik yani bu artış ağaçlandırmayla artmadı? İşte onun bir belgesi de şu, Türkiye'de bu 2005-2015 yılları arasında en çok orman alanı artan illerde yapılan ağaçlandırma miktarlarını karşılaştırdık, gördük. Yani bu ağaçlandırma miktarları en büyük ölçüde ee, yanılmıyorsa Manisa'da e, var. Yüzde otuz beşini karşılıyor. Artan orman alanı yüzde otuz beşini karşılıyor. Ama yani bu bir şey ifade etmiyor. Yani bu bizim tezimizi aslında kanıtlıyor. Yani ağaçlandırmayla biz ormanları artmıyoruz diyorduk. Biraz sonra daha yeni veriler vereceğim. Devletin verilerinden vereceğim. Ama bunlar bizim çalışmalarımızın sonuçları olduğu için biz zaten bunu iddia ediyorduk. Ama biraz sonra belki de ilk kez e, burada yani görüntülü olarak açıklayacağım bir şey olacak. Şimdi gelelim ee, geçenlerde Twitter'da böyle gezerken dünyada e, dördüncü ağaçlandırmada dördüncü, Avrupa'da da birinci sıradayız diye böyle bir sürü paylaşım var. Altlarına da ben öyle değil durum. Yani dünyada orman artışında altıncıyız ama ağaçlandırmada dördüncü değiliz özellikle dedim. Bana kanıt gösterin dedim. Bana birisi yazdı bakın orman genel müdürü böyle demiş dedi. Bu Orman Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak'ta yani geçtiğimiz 19 Ocak'ta yapmış olduğu açıklama. Üstteki çerçeve içinde alınmış yeri yanlış yazmışlar. Aslında bir genel müdürlüğün yazısında bu hata yapılmaz. Çünkü altta tamamen tersi yazılıyor. E, demiş ki Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülke arasında Avrupa'da birinci, Dünya'da ise altıncı sırada. Halbuki e, asıl iddiası o değil. A, en çok ağaçlandırma yapanlar da Avrupa'da birinci, Dünya'da dördüncü. Ve en çok ormanı artıran ülkeler arasında da Avrupa'da birinci, dünyada altıncı. İkinci söylenen doğru ama birincisi yanlış. Çünkü böyle bir veri yok. Sayın Genel Müdür bu açıklamasını net nereden almış? Demiş ki dünya ormanların durumu, küresel orman kaynakları değerlendirme raporu. Efe onu bir raporun 2015 raporundan aldık demiş. Tabii 2015 raporunda Türkiye'nin adı anılmıyor. Yani Türkiye'nin ana alınan rapor 2020 raporu. Onu yanlış yazmışlar. Ama ne 2015'te ne 2020'de ne de daha önceki FAO raporlarında Türkiye'nin ağaçlandırmada dünya dördüncüsü olduğuna ilişkin bir rakam yok. Ne var? Onu anlatacağım size şimdi. Şu var. Öncelikle bizim gene bir başka verimizi kullanalım veri olarak. Bakın Türkiye'de ağaçlandırma aslında yani bu son yıllarda ee, çok da şey değil, çok övünüldü, çok ağaçlandırma yaptık dendi ama mesela bu iktidarın oldu 2003 yılından beri bakarsak yılda ortalama 36 bin hektar ağaçlandırma yapılmış. Ama ondan önceki aynı yani sayıdaki dönemi 85-2002 yılları arasında bakarsak ondan önce daha fazla yapılıyordu. 57 bin hektar. Yani öyle bir şey değil ki bu dönem özellikle Veysel Eroğlu'nun bakan olduğu zamanlarda biz Cumhuriyet döneminden beri yapılan en fazla ağaçlandırma yaptık dendi ama bırakın Cumhuriyet dönemini sadece kendinden önceki yıl aynı periyotta ...olan dönemden bile az ağaçlandırma yapıldı. Biz bunu zaten iddia ediyorduk bu en son rakamları. Ama şimdi size açıklayacağım olay daha da şey... ...küresel orman raporu. Hani bu e, Sayın Genel Müdür'ün bahsettiği rapor var ya... ...orada gerçekten Türkiye yılda 114 bin hektar orman artışıyla... ...dünyada 6. sırada. Yani 2010 2020 yılları arasında dünya 6. almış. Büyük başarı kutluyorum. Fakat bu artışın nedeni de burada var. Bu artışın nedenine baktığımız zaman... Bu artışın nedeninin yani ağaçlandırma olmadığını, bu artışın nedeninin doğal gençleştirme olduğunu biraz önce bizim yıllardan beri yaptığımız iddia yani terk edilen tarım alanlarının ormana dönüşmesi olduğunu buradan görüyoruz. Bakın e, soldaki tablo A2 bize şunu gösteriyor, diyor ki. E, 1990'da 19 bin hektar olan 19 milyon hektar olan doğal gençleştirme ile artan orman miktarı 2020 yılında 21 milyon 21 buçuk milyon hektara gelmiştir diyor. Bakın milyon hektarlardan bahsediyor. Peki bu dönemde planted forest yani dikimle kazanılmış orman, ağaçlandırma ile kazanılmış orman ne kadardır? 546 bin hektardan 717 bin hektara gelmiştir. Yani son 30 yılda. Son 20 yılda 556 milyon hektardan 717 bin hektardan 717 bin hektara gelmiş. Yani baktığımız zaman bu oran işte şurada göreceğiz. Bu biraz önceki küresel iklim değişikliği raporuydu. Ama bu rapor nasıl hazırlanıyor? Bu rapor Türkiye'nin ulusal ülke raporuyla hazırlanıyor. Yani Türkiye'nin orman genel müdürünün yani bu açıklamayı yapan genel müdürün birimi hazırlıyor bunu. Ve onların, yani ülke raporunda, Türkiye ülke raporundaki durumsa, bakın üstte diyor 20, 2018-2019'u buradan göremiyorum ama 22,2 olması lazım. 22,2 milyon hektar olması lazım. 2020'de bu miktarın. E, pardon, 21, buçuk milyon hektar olması gerekiyor. E, bu doğal gençleştirmeyle kazanılmış orman. Ama ağaçlandırmayla kazanılmış orman ne kadar, yani o o kadar da fazla değil. 71 e, burada bunu fazla yazmışım herhalde dur bakayım. E, rakamı biraz e, fazla yazmışım. Aslında bu 717 bin o, 717 olması lazım burada. 34'ü fazla olmuş. Ama sonuç itibariyle orana baktığımız zaman Türkiye'de başlangıçtan beri yani 90 öncesinden beri doğal olarak artan ormanımız yani var olan ormanımız doğal olarak var olan ormanımız yüzde 96,8 iken ağaçlandırmayla kazanılan ormanımız yüzde Yani biz 1950'lerden beri ağaçlandırma yapıyoruz. 1950'lerden beri ağaçlandırmayla kazanılan ormanımız sadece yüzde O kadar şey yapacağım bir şey. Peki son 20 yılda durum nedir diye baktığımız zaman 717 bin hektardan 556 bin hektarı çıkardığımız zaman ve onu işte toplam Orman miktarı 22,2 milyon hektar üzerinden yapılmış bu hesap. Son rakam o değil aslında 22,9 olarak açıklandı. Ama son 20 yılda bizim ağaçlandırmayla kazandığımız orman, bütün ormanlarımızın sadece %0,7'si bu rakam. Yani kalkıp buradan biz kendimize pohpohlanacak, biz ağaçlandırdık. Ben ormancı olarak konuşuyorum. Ya biz ağaçlandırdık, bu ormanları yaptık ettik değil. Ha biz şundan gurur duyabiliriz. Biz ormanlarımızı koruduk, ormanlarımızı koruduk ve şey bunların varlığını devam ettirdik diyebiliriz ve bunların kendinden artmasını sağladık diyebiliriz. Ama şunu diyemeyiz. Biz ağaçlandırmayla bu ormanları kazandık. Yani diyemeyiz. Bu rakamlar çok açık olarak. E, çok açık olarak karşımıza geliyor. Yani durum bu. Peki hocam çok teşekkürler bu ayrıntılı açıklamalar için. Buradan şunu anlıyorum ki şu an içinde de yaşadığımız kentlerde biz belki çok farkında değiliz çünkü benim son özellikle korona nedeniyle de çok fazla seyahat şeyimizin olmadığını da düşünürsek son 6 aydır bir orman alanı görmüşlüğüm yok örneğin ya da belki bir senedir yok şeyde, kent yaşamada bize bunu bu olana sağlamıyor. Dolayısıyla ormanlarda ne oluyor ne bitiyor bizim sıradan insanların çok fazla bilgisi yok. Bir kent yaşamıyla orman hayatı arasında sanki ters bir ilişki var gibi. Kent yaşamı olduğu zaman ormanlar e, azalıyor. Kent yaşamı ya da insan yaşamı, yerleşimi azaldığı zaman orman artıyor gibi bir şey var. Türkiye'deki grafiklerde sizin verdiğiniz e, verilerde onu gösteriyor. Ya bu ikisi bir arada olmaz mı? Ee, hani bazı yurt dışı gezilerimde e, kent içerisinde e, çok ciddi orman diye düşündüğüm e, park mı orman mı şeyine farkına varamayacağım. Nasıl oldu böyle bir park diye diyebileceğim. Geniş alanlar görmüştüm. Nedir bu kent ormanları e, e, durumu? Siz bu konu üzerinde de çalışmıştınız. Bu konuda bir aydınlatabilir misiniz son olarak? Ee, biz yani bu verilerden aslında... Başka şeyler de anlatmak istiyorum ama süremiz kısıtlı. Ormanlardaki tahsisler konusu var. Mesela bu tahsisler, 700 bin hektar orman başka amaçlara tahsis edilmiş. Bunu da anlatmak istiyordum ama yani bunları da anlatınca daha da iyi anlaşılabilecek bir konu bu. Yani biz e, şu anda kentleri ormanları yok edecek şekilde yani ormanları da betonlaştıracak, tarım alanlarını da betonlaştıracak şekilde bir kentleşme anlayışımız var. Ama dünya tam tersini yapıyor. Dünya şu anda dünya e, kentlere ormanı getirmeye çalışıyor. Hatta kasabaya orman geldi, kente orman geldi diye yayınlar okuyoruz. Yani kent din içindeki yeşil alanların miktarını artıyor. Suların bakın mavi yüzeylerin miktarını artıyor. Kanallar, göller, göletler ve bunların birbirine bağlantısını sağlıyor. Biz buna yeşil altyapı diyoruz. Yani kenti e, yeşil alanlarla birbirine bağlı. Neden? Çünkü o yeşil alanlardaki ilişki yeşil alanlardaki ilişki yani sadece bitki falan değil orada hayvanlar da var. Yaban hayatı da var. Yani sincapı da var, tavşanı da var. Diğer kuşlar da var. Onların sığınacağı bitkiler, ağaçlar da gerekli. Sular yüzüce ördeklerin ve kazların yüzüce sular da gerekli ve bunları birbirine bağlıyor artık. Ve o yüzden biz yani dünyada da yıllardır kent ormancılığı çalışmaları vardı, kenti yeşilleniyor. Yani kenti sadece bir park alanı yapıp insanların gelip orada işte e, koşması falan değil, Şe şehrin içinde yani yaban e, yabanın alanları da oluşturmak, doğal alanlar da oluşturmak noktasında çalışmalar var son yıllarda. Biz de bunu yaptık kent ormanları diye yaptık çok güzel bir şeydi girişim. 2003 yılında başladı hızla her yere yayıldı. Ama bir süre sonra ne oldu? Yani tabiat parklarında da aynısı oldu. Bir süre sonra buralar tamamen müteşebbislerin yatırım alanlarına dönüştüler. Yani ormanlarda aslında yapılamayacak birçok şey bu kent ormanı veya tabiat parkı diye ayrılan yerlere de işte baktınız düğün salonları, restoranlar, kafeler böyle işletmelere dönüştürüldü. Yani bu, biz bu kente ormanın getirilmesi işini de yanlış anladık da yazık Tabii ki. Halbuki yani oralarda insanların işte gece, araba yolları falan değil, yani patikalar da yürüyeceği, ağaçları, kuşların ağaçları göreceği, kuşların sesini dinleyeceği, kendi kendine yalnız kalabileceği, bir köşeye çekilip kitabını okuyabileceği, müziğini dinleyebileceği alanları biz kente getirmemiz gerekirken mevcut orman alanlarını bu amaçla diye deyip yani tamamen işletmelerin emrine verdik. İşte düğün yapılıyor, gürültü, işte lokantalar, onların müzik sesleri bu hale getirdik. O yüzden biz biraz daha farklı davranacağız. Neden? Yeşillenmeli. Sadece yaban hayatını ya ağacı ormanı getirmek için mi? Ee, hayır. Yani bu iklim değişikliği için de yani çok önemli. Biliyorsunuz kentsel ısı adaları var. Yani bir yağmurla birlikte hızlı bir yağışla birlikte su hemen beton yüzeylere çarpınca toprağa giremeyince, suya kavuşamayınca, kanala kavuşamayınca ne yapıyor? Sele dönüşüyor, yıkıma uğruyor. Halbuki sizin yeşil alanlarınız olsa, ormanlarınız olsa, göletleriniz olsa e, kanallarınız olsa su ne yapacak? Tatlı su bu üstelik. E, buralara toprağa, yeraltı sularına karışacak, ağaçları besleyecek, bitkileri besleyecek, hayvanları besleyecek. Bir de kanallarda, göletlerde birikerek yani sizin o şeyi rezerve etmenizi sağlayacak, suyu biriktirmenizi sağlayacak bu bir şekilde. O yüzden yeşil alanların şehre girmesi, beton yüzeylerin, cam yüzeylerin azalması gerekiyor. Çünkü şehirde betonda yürüdüğünüz zaman daha çok terliyorsunuz. Çünkü Yansıyor, camdan yansıyor güneş ışığını. E, beton yüzeyden yansıyor ve sizi terletiyor. Ama bir ormana gittiğiniz zaman o şekilde terlemiyorsunuz. Daha serin bir ortamda yazın en sıcağında bile yürüyebiliyorsunuz. O yüzden yeşili ormanı biz kente getirmemiz lazım. Ama şu andaki şeyler, ya belediyelerin iyi niyetli çalışmaları var bazı belediyelerin ama tam konuyu kavramış olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Evet hocam çok teşekkürler. Çok önemli noktalar parmak bastınız. E, burada size e, eklemek istediğim bir husus var yalnız. Her izin verirsiniz. Şimdi bizde şöyle bir şey var, ee, çok büyük bir duyarlılık var. Orman yangınları yandığı zaman, orman yangınları olduğu zaman insanlar çok öfkeleniyorlar, kızıyorlar, üzülüyorlar. Ama orman yangınlarıyla biraz önce bahsettiğim madencilik, enerji, turizm amaçlı tahsislerin son durumunu size göstermek istiyorum ben aslında bakarsanız. Onu da şu tablodan yararlanarak göstermek istiyorum. Bakın biraz önce ağaçlandırma yapılıyor dedik ya bu ağaçlandırma rakamlarının da ağaçlandırma rakamlarının aslında bu tahsislerle artık yarıştığını görüyoruz. Her yıl yapılan tahsislerle. Yani 30 yılda 36 bin hektar bakın 2012'den beri yılda 36 bin hektar orman alanı madencilik, turizm, e, enerji gibi ta, alanları tahsis ediliyor ve yok ediliyor. artık orada fiil olarak orman kalmıyor. Alan olarak orman sayılıyor resmen ama orası orman değil. Yapılan bu ağaçlandırmalarla son yıllarda denk geldiği yakında geçecek. Zaten son yıllarda görüyorsunuz geçtiği yıllar da var. Ama asıl size şu tabloyu göstermek istiyorum. Biz hep yangınlarda üzülüyoruz ama bakın bu 2020'de çok yangın oldu ki 20 bin hektara kadar yaklaştı ama aslında bakarsanız 2012'den 2019'a kadar yangınların yıllık ortalaması 8 bin hektardı. Ya bir yer yandığı zaman 8 bin hektar alan yanıyor ama yandığı zaman yani siz orayı tekrar ormana kazandırıyorsunuz. Yani çünkü bunu anayasa, yasalar da bunu emrediyor. Yani orayı siz başka bir amaçla kullanamıyorsunuz yanın alanını. O yüzden orası bir süre sonra belki 10 yıl olmaz ama yani bir 20 30 yılda tekrar kendini onarıp devam ediyor. Ya insan işte fidan dikilerek ya da kendiliğinden orası tekrar eski haline alıyor. Ama siz bir yeri turizme ya yani otel yapıp golf sahası yaparsanız işte bir yere maden açarsanız, öbür yere enerji tesisi, termik santral, HES yaparsanız orayı bir daha geri alamıyorsunuz ormana. Ve ormanı parçalıyorsunuz. Ve ormanı parçalıyorsunuz. Ve baktığımız zaman yılda sadece 8 bin hektar, sadece değil mi 8 bin hektar ormanımızı kaybedip çok üzülürken yaz aylarında, aslında 12 ay boyunca, 12 ay boyunca biz yılda 36 bin hektara, hatta 37 bin hektara yakın bir alanı bu tür amaçlarla orman dışına yani ormancılık amacı dışındaki amaçlarla biz yok ediyoruz. Buna karşı bizim gerçekten uyanık olmamız lazım. Asıl sorun bu. Yani bir anda bakıyorsunuz MAPEK diye bir genel müdürlük var. Maden ihalesine çıkıyor. 70 700 en son 766 sahada birden ihaleye çıktı. Bunların çoğu meravi orman alanıydı. Büyük bir yıkım demek bu. Ya yani bu kadar kolay olmamalı bütün işler. Neden olmamalı? Bakın burada onun göstergesi var. Orman Genel Müdürlüğü'nün gene 2008'de yayınlamış olduğu sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri raporuyla 2019'da yayınladığı kriter gösterge raporunda bu var. Türkiye ormanları sadece son 11 yıl içinde bakın son 11 yıl içinde yüzde 56 daha çok parçalanmış parçaya ayrılmış. Yani 101 bin parçayken 102 bin diyelim ona 2008'de 2019'da 158 bin parçaya ayrılmış. Bu demek ki ormanlar fragmante oluyor. Yani paramparça oluyor. Siz ormanı parça parça ederseniz ne olur? Yani ormanın bütünlüğünü, ekosistemini bozmuş olursunuz. Yani onun içinde siz ormanın içinde işte bir tane HES, bir tane termik santral, bir tane otel. Yani bu parçaların sayısı son yıllarda müthiş arttı ve yakında cidden orman kalmayacak. Ve çünkü bu parçalanmada o parçalanan alanlar hala orman sayılıyor. Hala orman sayılıyor. Biz de o yüzden ormanlarımızın arttığını düşünüyoruz. Tabii ki bu parçalanan alanların fiilen çoğunun orman niteliğini kaybettiğini düşündüğümüzde yani bir orman ekosistemi olarak baktığımızda biz ormanlarda büyük bir kayıp içindeyiz. Bu konuda uyanık olmamız lazım. En azından Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı kendi ürettiği bu rakamları doğru analiz etmeli ve ona göre önlemler almalı. Ama neden almıyor? Çünkü toplumsal olarak bunların çoğunun farkında değiliz bu kayıpların. Ama siz ormanları parçaladığınız zaman, parçaladığınız zaman şimdi pandemide yaşıyor işte bu zoonoz hayvanlardan insanlara geçen hastalıktan bahsediliyor. Yani siz ormanları parçalayınca, ormanların yapısını bozunca, sağlığını bozunca onun sağlığının bozulması aynı zamanda sonuçta insan da sağlığının bozulmasına neden oluyor. Ya yani evet, bu ilişkiyi evet. kuramazsak yani aslında biz ormanları korumamız lazım ama bırakın ormanları düşünmeyi, insanın kendisini düşünse, bencil olarak davransak bile Ormandaki bu bozukluk yakında insan olacak. Yani şu an bu pandemiyi yaşıyoruz. Yakında bir başka sorunla, sağlık sorunuyla karşılaşabiliriz. O yüzden bizim bu konularda biraz daha farkında olmamız gerekiyor. O yüzden buraya da değinmeden programı <laughs> bitirmek, kapatmak istemedim. Bunu da parçalanmanın çok ciddi bir tehlike olduğunu belirtmek istedim. Ekosistemin tepesinde değil de içinde yuvarlan içinde bir yer sadece bir zayet olduğunu belki her gün kendimize hatırlatırsak ekosisteme bu kadar yıkıcı etkilerimiz olmayacağını düşünüyorum tabii ki de. E, teşekkür ederiz hocam. E, dediğiniz gibi pandemiyle alakalı muhtemel daha önce hiç karşılaşmamış türlerin işte daralan orman alanlarında birbirleriyle etkileşim sonucu mutasyonlar ve bunun sonucu muhtemel COVID buradan e, çıktığını düşünmekte olduğumuz bir sürecin içindeyiz. Aslında ne kadar birbirine bağlı e, görmediğimiz iplerle hayatımızın bir e, nasıl desem e, küçük e, şeylerin büyük yıkıcı etkileri olabileceğini de görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, aslında e, sizin de çok net bir şekilde belirttiğiniz gibi orman bizim aslında kentte yaşayan insanların görmediği ama güzel bir şey olduğu duygusu olduğu. Fakat arada bir işte bir madencilik için bir otel için ya da e, başka bir amaçla e, parçalanması e, ile. Aslında bulunduğumuz kentte çok şey e, kaybettiğimizi, hele hekimler olarak bizim iç, e, uğraştığımız alan e, itibariyle de bakarsanız, sağlığımızı çok e, ciddi bir şekilde etkilediğini bu COVID salgını nedeniyle çok net bir şekilde gördük. Bu e, COVID'in ortaya çıkışı aslında e, Selin e, hocanın da söylediği gibi e, bir şekilde... E, parçalanan ormanlar sayesinde normalde hiçbir şekilde birbirleriyle karşılaşamayacak türlerin birbirleriyle çok yakınlaşması ve birbirlerine, bu sizin de bahsettiğiniz gibi zoonotik e, virüsleri e, hayatımıza sokmasıyla ortaya çıktığını söylemek herhalde çok yanlış olmasa gerek. E, biz bir şekilde e, ormanların aslına bakarsanız bu Covid salgınıyla hayatımızda bu kadar çok değişikliğe neden olan e, bir sürü insanı kaybettiğimiz Covid salgınının belki köklerini ormanlarda ormanlara yapılan müdahalelerde aramalıyız. Bizimle tekrar bu görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Gerçekten ormanlara farklı bir gözle bakmamızı sağladınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. çok Siz çok, çok. sağ olun. Teşekkür ederiz.